kimsenin varlığına hakaret edilmedi bugüne kadar. Ya bu radyoda başıma geldi. Çok bariz bir örnektir. Bir aile, karı, koca ve işte 5-6 yaşında çocukları var. Birlikte telefon açmışlar. Bunlara, ya dedim şeyi söyler misiniz, 50. yıl marşını. Hiçbiri bilmiyor. 10. yıl marşını söyledi. Ya olur mu? 10. yıl marşı bundan kaç sene mukaddem? Yani 1933. Öbürü 1973. Küçük çocuklar şeyleri biliyorlar. 10. yıl marşını. Hep birlikte 10. yıl marşını söylüyor. Çekti geldi geldiler diye. Kargasınız dedim hepiniz ya. Yani facia bir aile yani. Çok kötü söylüyorsunuz ya. En ufak bir şey müzik içinize girmemiş, sinmemiş yani. Hiçbiri alınmadı. Çünkü o ailenin varoluş şekli radyoya telefon açıp şarkı söylemek değil. Ama adamın kişiliğine, işine, kadının evdeki varlığına, çocukların ders çalışmalarına bir şey söylesen tamam o hakaret olur, o aşağılama olur. Ama hiçbirimiz radyoya telefon açıp ya da televizyona telefon açıp şarkı söyleyerek var olmuyoruz. E o işi kötü yapabiliriz yani, o bizim işimiz değil. O yüzden kimseye hakaret edilmiyor zaten. Gerçek anlamda aşağılanmıyor. Yani, yani kötü yaptığını kabul etmeleri de bazı insanların iyi olduğu. Ve öyle bir samimiyet başladı yani. Evet. Seninki samimiyet. Yani kimi zaman salakça konuştuğumuz zaman bunu kabul edelim ya. Evet şu anda çok salakça konuşuyorum yani, ne var ki bunda. Tabii. Yani ya da işte çok gerizekalı i̇şte bir laf ettim. İşte o insanın kendisine yani barışık olmasıyla ilgili bir şey. Bunu belki bir yerde veriyorsun. Bazen de hakikaten çok fazla oluyor. Yani şöyle fazla oluyor. Karşıdaki insanın anlayamayacağını düşünemediği için fazla oluyor. Bizim için değil. Ama insanlar hakikaten anlamıyorlar ve kızıyorlar, sinirleniyorlar. Niye böyle yapıyor bizi? Ama arıyorlar bu arada. Çünkü hepimizin içindeki o mazoistlik var ya, onu çıkardın ortaya. Var. Bunu hiç kimse inkar etmesin. Hepimizde var bu. Ama az ama çok hepimizde var. Benim en son klibimde kırbaçladım. Ya şey diyelim belki de yani, teklifsiz ve yapmacıksız bir konuşma biçimi. Senin orkestrayı yöneten bir şovun varmış duyduğum kadarıyla. Orkestraya ya şimdi programda